Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumları dikkatli bir şekilde okuyoruz. Bütün yorumlarınız bizler için değerli. Bütün yorumları okuyor musunuz hocam? Evet Tonguç'um. Bütün yorumlarınızı okuyoruz. Ve okuldan sonra dershanem var. Nasıl çalışacağım? Okula gidiyorum, dershane gidiyorum, yoruluyorum diye birçok arkadaşımız yorum atmış. Ve bu yorumlar sonrasında da okul, dershane, kurs, ödevler üçgeninde kaybolan öğrencilerimize destek olmak istedik. Mahvolduk hocam. Hayır Tonguç'um hiç mahvolmana gerek yok. Bu sene senin en güzel senelerinden biri olacak. Neden? Çünkü çalışıp başardığını göreceksin. LGS senesi en güzel sen biridir. Çünkü öğrenci gayret gösterir, çalışır, sıkıntı çeker, olur, olmaz, vazgeçer, yeniden toparlar, yeniden başlar ve en sonunda da bir başarıya ulaşır ve der ki ben çalışırsam başarırım. Emeksiz yemek olmuyormuş. Zahmetsiz rahmet olmuyormuş. No pain no gain. Harikasın. No pain no gain der. Dolayısıyla bunu öğrenir ve hayatta her zaman için çalıştığında başarabileceğini, gayret gösterdiğinde daha iyi yerlere gelebileceğini anlar. Dolayısıyla bu sene bizim için güzel bir sene. Belki yorucu, belki üzücü duruyor ama sıkıntının bitmesi insana lezzet verir. Lezzetin bitmesi ise insana sıkıntı verir. Bu sene belki birazcık sıkıntı çekeceğiz ama ardından da çok güzel bir lezzet bizi bekleyecek Oğucum. Şimdi burada anahtar nokta şu. Plan yapman gerekiyor. Gününü adım adım planlamazsan zamanın kalmaz. Yani gün içerisinde ne yapacağını bildiğin zaman mesela işte matematikten bu kadar soru çözeceğim, dershaneye gideceğim, Türkçeden bu kadar soru çözeceğim, okuldaki şu ödevlerimi yapacağım dedin ya. Bunu planladıktan sonra bitirdikçe yanlarına tik atarak ya da üzerlerini böyle pıt 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 eriterek çok rahat bir şekilde başarıdan başarıya koşabilirsin. Bitirdiğim şeyi çizince çok rahat. Beni diyorum. de rahatlatıyor. Bitirdiğim şeyin üzerine çizmek beni de rahatlatıyor. Dolayısıyla gününü adım adım planla. Ben sadece bunları yapacağım diyeceksin. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Her şey yapabilirim demek var. Dört tane şey yapacağım demek var. Bu dört tane şeyin dördünü tamamlayamadığın anlar da olabilir. Bir şey çıkar, bir aksilik olur, işte dinlenmen gerekir, yorulursun, evinize misafir gelir, o ayrı mesele. Ama sen ne yapacağını biliyor musun? Olmazsa bu dördüncü maddeyi yarın tamamlarsın, önemli değil. Yeter ki ne yapacağını bilerek hareket et. Okulda kursayken dersi derse dinlemek, konuya hazırlıklı gelmek, öğretmenin üzerinde durduğu noktalara dikkat etmek ve tahta yazılan notları dikkatlice dinlemek ve yazmak çok çok önemli. Çünkü hocalar da kitaplarda her zaman öğrencinin tam da sınavda karşısına çıkabilecek şeyleri, karşısına çıkabilecek şeyleri anlatmaya çalışırlar. Aa hocamız anlattı, aynısı çıktı demeni isterler. Dolayısıyla biz de videolarımız hep bak burası sınavda çıkar, buraya dikkat et, burası önemli diyoruz ya. İşte o kısımları bilhassa zihnine, defterine, notlarına çok iyi kaydetmelisin. Okul ve kurs sonrası tabii ki yorgun olacaksın ister istemez. Yani okuldan çıkmışsın ya da kursdan çıkmışsın. Mutlaka böyle hemen ne yapman lazım? Dersin başına oturmam lazım. Hayır hemen dersin başına oturmak olmaz. Zaten okulda yorulmuşsun. Zaten kursa yorulmuşsun. Bir de hemen dersin başına oturursan bu sefer yorulursun. Dolayısıyla burada yanlış çözdüğün sorular, konu özetleri, ders anlamadığın konular olabilir ama öncesinde bir dinlenmen gerekiyor. Hem zihnini hem de bedenini dinlendireceksin. Bu uyuyarak da olabilir yarım saatlik, bir saatlik ama uyuduğunda kalkamıyorsan o zaman gözünü dinlendirebilirsin. Ya da bir şeyler izleyerek, bir şeyler yiyerek, bir şeyler dinleyerek... Kendini de dinlendirebilirsin. Burada önemli olan bir saat ya da 45 dakika hiçbir şey yapmadan dinlenmek. Yani uyumasan bile uyuyamasan bile gözünü kapataraktan dinlenmek bile sana çok ciddi bir enerji sağlayacaktır. Ve Tabii ki derse oturduğunda dağınık bir odada değil. Nasıl bir odada olmalısın? Toplu bir oda. Harikasın. Toplu bir oda olmalısın. Çünkü dağınık oda eşittir dağınık zihin. Senin odan dağınıksa zihnin de dağınık oluyor. Matematik bir tarafta, fen bir tarafta, Türkçe bir tarafta, inkılap bir tarafta her şey birbirine giriyor. Ama düzenli bir şekilde aynı dersimizin başında söylediğimiz gibi Tomuç'um ne yapacağını en baştan bilirsen oh diyorsun ya benim bugün yapacağım şey dört taneymiş. Ama ne yapacağını bilmezsen... Ooo matematik mi çalışayım, fen mi çalışayım, Türkçe mi çalışayım, inkılap mı çalışayım, işte din mi çalışayım, İngilizce mi çalışayım, ödevlerimi yapayım bir sürü şey. Hayır ya ben bugün matematikten bu 20 soruyu çözeceğim. Türkçeden bu 30 soruyu çözeceğim. Fenden 10 soru çözeceğim. İngilizceden inkılap çalışmayacağım. Ben bunları yapacağım. Mesela örnek veriyorum. Soru sayısı değişebilir, artabilir, azalabilir. Ama sen bunların yanına 120, 130, 110 da diyebilirsin. Fark etmez. 220, 230 desem. 220, 230, 210 dersen zaten süpersin demektir. Artık Türkiye derisi yapacaksın demektir. Dolayısıyla bu şekilde ne yapacağını bilerek ilerlemek insanı en çok rahatlatan şeydir. Diğer türlü Acaba ne yapacağım? Acaba acaba böyle düşünürsün. Aynı şekilde işte masanın üzerinde tüm kitapların varsa bu da senin motivasyonunu bozar. Ama masanın üzerinde sadece çalışman gereken kitabın varsa, sadece çözmen gereken test olursa rahatlıkla başarıdan başarıya ulaşırsın. Etkili ve verimli çalışman için gün içindeki boşlukları iyi değerlendirmelisin. Az önce söylediğimiz gibi planlama yapmalısın. Molalar, dinlenmeler çok önemli. Bak bunu her zaman söylüyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Dinlenmek de çalışmaya dahil. Yani dinlendiğinde de esasla çalışmış gibi puan kazanıyorsun. Niye? Çünkü dinlendiğin zaman konuyu nasıl anlıyorsun? Daha iyi anlıyorum. Daha iyi anlıyorsun. Daha iyi anladığın zaman da netlerin artıyor. Bu kadar basit. Not tutmak da önemli. Ve dersi anlamadığın noktalar, yanlış çözdüğün sorular senin için altın değerinde. O kadar değerli ki. Çünkü yaptığın her bir yanlışın doğrusunu öğrendiğinde, soru çözümlerini izlediğinde mükemmel başarılar seni bekliyor. Çünkü sana sınavda soru gelebilecek diyelim ki bir konu düşün. Diyelim ki üstü ki sayılar. üstü sayılar konusu. Çok güzel söyledin. Üstü sayılar konusunu yazalım. Şimdi şöyle yazık ya. Üstü sayılardan çok fazla soru geliyor ve farklı farklı konuların içinde oluyor da. Diyelim ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gelebilecek 10 tip soru var. Sen konuyu öğrendiğinde birinci tipi görmüş oluyorsun. Sonra ikinci tipi görüyorsun test çözerek. Sonra üçüncü tipi görüyorsun. Sonra dördüncü tipi görüyorsun. Sonra beşinci tipi görüyorsun. Sonra artık bu konuyu öğrendim diyorsun. Çünkü birkaç tane deneme sınavında birkaç tane yazılda yaptığın zaman yapabildiğini görüyorsun. Sonra bir denemenin birini yapamayınca bir bakıyorsun ki aa bir de böyle bir tip varmış. O zaman altıncı soru tipini de görmüş oluyorsun. Sonra eğer LGS'ye kadar hiç soru çözmezsen yani hiç yanlış yapmazsan bu dört soru tipini görmüyorsun. LGS'ye girdiğinde önüne iki tane seçenek var. Ya bu altı soru tipinden biri gelir ve yaparsın. Ama ya bu soru tiplerinden biri gelirse? O yüzden LGS'ye kadar bol bol soru çözüp buradaki yanlışları da yapmak. A, A, A diye tüm soru tiplerini görmek senin sınavda tüm soruları doğru yapmanı sağlıyor. Çünkü artık her tür soruyu görmüşsün, her tür yanlış yapmışsın. Ne kadar çok yanlış yaparsan o kadar çok doğru cevabı öğrenmiş olacaksın. Ve sınavda da başarıdan başarıya koşacaksın. O zaman taktiğimiz neymiş? Planımızı yapıyoruz, dinleniyoruz. Okuldan geldiğimizi mutlaka mutlaka dinleniyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz. Bazı günler oyun da oynayacağız. Bazı günler ders çalışmadığımız zamanlar da olacak. Bazı günler arkadaşlarımızla da buluşacağız. Dinlenmek de çalışmaya dahil kimse bizi 24 saat ders çalıştıramaz. Çünkü eğer 24 saat ders çalışırsak ne olur? Mahvoluruz. oluruz. O yüzden güzel güzel hem dinleneceğiz hem çalışacağız. Ama bu sene geçen senelerden biraz daha fazla çalışacağımızı da unutmayacağız. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.